İşte medya ambargosundan bahsediyoruz. Sağ olun sizin gibi insanlarımız, gazetecilerimiz buna mani oluyorlar. Bizi davet ediyorlar ama gerçekten de sıkıntılar yaşadık. Mesela seçime girme hakkını biz elde ettik. Resmi gazetede bu yayınlandı. Hı hı. Ve 700 ilçede ilçe teşkilatı kurduk. 80 ilde il teşkilatımızı kurduk. 61 ilde il kongresi, 400'ün üzerinde ilçede ilçe kongresi yapıldı. Türk siyasi tarihinin en büyük genel kurullarından bir tanesi olarak, belki de en büyüğü olarak 17 Kasım'da Ankara Arena'da 40 bin kişinin üzerinde katılımla büyük kongremizi yaptık. Seçime girme hakkımızı elde ettik. Bize selam vermeyen bir gazeteci veya bir televizyon, henüz kurulmamış, kurulup kurulmayacağı dahi daha tam belli olmayan bir partinin muhtemel liderini davet edip ne zaman kuruyorsunuz diye sormuyor, seçime girmeye hazır mısınız diye soru soruyor. Şimdi burada kurulmuş, seçime girme hakkını elde etmiş, Türkiye'nin en büyük kongresini yapmış, 14 ayda 250 bine yakın üye kaydetmiş ki bu 20 yaşında 20 senelik partilerin üye sayısıdır. Bugün mecliste grubu olan bir partinin üye sayısından fazladır. Bu partiye yani yeniden Refah'a selam vermiyorsunuz. Daha kurulmamış, kurulup kurulmayacağı belli olmayan partiye diyorsunuz ki efendim seçime hazır mısınız? Hani kurulacak mısınız veya ne zaman kurulacaksınız dese neyse. Şimdi bunun sebebini de hep anlatıyorum. Çünkü yeniden Refah Partisi'ne söyleyecek bir söz yok. Şimdi terörle bağlantılı dese, bunu dese herkes güler. Dış güçlerle irtibatlı bunlar, dış güçlerin adamı dese, dış güçlerin maşası dese bunlara da herkes güler. Bizim geçmişimiz 40 senelik milli görüş geleneği, Erbakan hocamızın çizgisi bunlar ortada. Nereden geldiğimiz, nereye gittiğimiz belli. Efendim FETÖ'cü, FETÖ'yle bağlantısı var dese FETÖ'nün ne olduğunu herkesten önce tahlil eden, teşhis eden merhum milli görüş lideri Erbakan hocamız. Efendim geçmişi karanlık dese diyemeyecek. Planı projesi yok, boş konuşuyor dese o olmayacak. Genç dese diyemez, yaşlı dese diyemez. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumda sizin de payınız var. Siz de bu işin içindeydiniz dese bu da mümkün değil. Öyleyse bu insanların kulağına tabiri caizse kar suyu kaçırmayalım ve yeniden Refah Partisi'ni duyurmayalım diye bir plan yaptık.